Evet kızınız Serdal mıydı çocuğun adı? Serdal'la evet. beraber gitmişti. Serdal da geldi. Nerede Serdal? Bakayım Serdal'a da. Tahir isteme. Yok kızım. Nerede? Tahir isteme. Tamam. <laughs> Tahir <Tamam. gülüyor> isteme. Tamam. Serdal tamam. ne oldu? Kaçtın mı? Kaçtı. Kaçan Mesela kaçan. Sokak tekini neler ettiler? Ne dedim? Vallahi borcumuz olacak. Sağ ol. <laughs> Yok. Geldi bahar ayları, <laughs> gevşer gönül yayları. Bastım ailesine şirketimizin ayları. Allah'tan da İstanbul'a tam bahar gelmedi. Tam üç gün evet, önce evet. bahar geldi dedik korkma bugün kızım. yine kara kış. Yok. Korkma seni tehditine korku diyorum. Yok, korkma yok. ondan hayır gelmedi. Üç çocuğuna bakamayıp da eşinden ilgi, ilgi göstermeye Serdar bakamaz sana kızım. Bak, öpeyim kızım. kurban olayım Sibel etme. Kendine geçtiğini yakma kızım. Yok kızım, Hı. yok sen ha. benim ciğerimsin. Bak. O karşıma sakın çıkmasın yaptıklarından sonra daha ne yüzümüze çıkacak Müge Serdar. abla Serdar. Onların da anlatacakları var. Anlatacakmış. Bak, bak bir şey söyleyeceğim. Dinlemek zorundayız. Fırıştak gibi mükemmel. Bak sana şöyle söyleyeyim. Ben hepimiz, kızımı Hepimiz çocuklarımız için en iyisini istiyoruz. Evet. Yok ee, gitme annem gitme. Ve sanıyoruz ki elinden telefonunu alarak, bilgisayarını alarak, okuldan alarak, peşinde durarak onları engelleyebileceğimizi sanıyoruz. Ben Gaziantep'ten buradan bir aileyi ağırlamıştım, bir anneyi ağırlamıştım. İşte böyle bu şekilde mesela gitmişti çocuk kendisini altıncı kattan atmıştı. Bir başka aileyi ağırladım, gitti işte intihar etti falan. Ben demiyorum ki her dediklerini yapalım ama baskıyla önlerine geçemeyiz. Ne oldu Serdar? Dinleyin, önce bir dinleyin. Bakın, her bir şeye hayır dediğin yani yasak olan her şey ilgi çekici. Hepimiz kendi hayatımızdan bunu bilelim. Ne yasaksa ona ilgi duyuyoruz. Bilmiyorum insanoğlunun naturasında bu var Rahmi Bey'in dediği gibi. O yüzden Hayır. dinlemek, konuşmak Hı. ve ikna Hı. etmek lazım. Gelsin bir dinleyin. dinleyin. Ne Serdal diyor, hoş ne anlatacak. Sakin sakin. Asla vermem kızımı. Karşıma niye yüzle çıktım bilmiyorum ama. Sen benim kızımım. Tırnağı olamaz. Ya Rabbim var ya sana ha. da aynısını yaşatsın Serdar. Bana o kuhurlar ne? Ne o Müge abla. Dur. He? Dur. Utanmıyor. Kızını be. gezdir gezdir gelen kişi sensin lan. Otur otur Yavuz ha. abi yerine otur lütfen. Bir kızınlar var kızını da dişim, Bu ne diyor ya diyor. yazık değil mi şuna? Gece kızı şey diyor. Yapma ciğer acısı ben seni. size ne dedim beni engelledim. Arama, arama, arama. Müge abla da o zaman telefondan mesaj geldi bize. Niye atıyorsun benim yavrumu şuraya çıkıyorum? Evli değil misin? Bir şerefin, gururun, namusun. Bak üç çocuğun bir eşin var. Git avradın onu bak. Ona da ver üstün. Bitti mi? Daha var. Eltimin kızına nasıl mesaj atmışsın? Onlar bir ev Canlansın Müge abla. Onlar da anlatsın mesajını. Yazık ya. Şunun ne günahı var ya. Alıkta gidiyor. Kızım benim günü. He. kalbimin gülü, başımın tacı ne olursa olsun. Bitti mi? Bitti. Hayır. Kızını söylesin. Ben ne, söyleyecek? Hayır, ne söyleyecek? Hayır ne yani söyleyecek? Bu tehdit mi? korkudan söyler. No. Bak burada bu kadar insan var. Hayır. İşin var mı? Yalan söyleme. Benim de işim yok. Tamam mı? Kardeşim Ama sen buna Allah ne esir bakacaksın? Aileme bakamıyorum. Çocuk çocuğun ortaya, Yok. eşini ortaya bırakıp Bu şekil bittik. bitti. Ne yavrum, yavrum alırım. Beyanım. Benim kızım başımın yavrum canım ciğerini Aa, Kayseri'ye gidelim. Bak şu şekil olur. Şu anda çalıştığım firmadaki bütün insanlar beni izliyor. Ha. Ne iş yaptım, nasıl bir karakter oldum onlar da biliyor. Evet, Senin karakterini Kayseri bilmiyor, anam babam bilmiyor. Buraya mı bilecek? Aynen canından Bıkmış, bıkmış beni yedi, bitirdi Serdal diyor, kredi borcundan dolayı diyor, gelmiyor gitmiyor diyor, gelinim ne kadar boşasa da diyor, boşsa diyor başını... da diyor, ben gelinim çocuğuma bakarım Serdal'ı bir sildik diyor. Benim başım şimdi bir Serdal'a bir diyor. söz verelim tamam, şimdi siz içinizdekileri döktünüz, şimdi Serda e, geldiğiniz için teşekkür ediyorum öncelikle. Doğru. Ama e, dün okudum, sana da buradan söyledim şimdi. Doğru. Seni Doğru. Sevdiğim Doğru. dediğin kızın babasına attığın mesajlar <laughs> gösteriyor ki. Sen çok normal bir ruh haline sahip değilsin. Her zaman söylüyorum insan gerçekten birini seviyorsa onu her şeyle sever. Annesi, babası, kardeşi, defosu osu busu gerçekten seviyorsa. Sen şimdi babasına ağzı alınmayacak küfürlerle dolu mesajlar atıyorsun. Üstelik <laughs> seviyorum dediğim kızın da namusuna, şerefine laf söyleyerek mesaj atıyorsun. Ahlasın. Bu neyin kafası yani? Haklısın. Ben hiçbir şey söylemeyeyim kızı söylesin. Ne ne, neden? Ama o mesajları kızı mı yazdı babası? Neden yazdığımı da ben bizzat kendisine Hayır. söyledim. Sen Kendi kızım söylerim. senin karşında duruyor şu an. Kızım seni tehdit ve korkudan diyebilirse diye. Yoksa kesinlikle diyemez. Hayır. Yengene, Şengül, Müge Dur bir dinleyin, bir konuşalım. Bak Bir dinleyin. Bir dinleyeceksiniz. Bak hayatım ortada bir gerçek var. Senin kız bu çocukla 2015 yılından beri berabermiş. Anlat. Evet. <laughs> seni 2022 yeni değil ki. Ne, sen dedin, de utanmadan 13-14 yaşında kızın peşine takılmışsın. E bari ilkokul kapılarına gidin. Gidin Yani bundan sonra o. Ne öyle suratını öyle yapmak da olmaz. Haklısın. E haklıyım da haklılığım neyi değiştiriyor? Sen evlisin bir de sen bu kızla 7 yıldır berabersin. O arada da kaç tane çocuk yaptı? Senin çocukların kaç yaşında? Biri 15. Diğeri de 12. Ha. En küçük kızı da ya 8 ya da 9 10 yaşında. Öyle bir mi? kızım var Serdal düşün bak aynısını yaşatmayınca Sünnet öldürmesin mi? Allah. Hı. Üç tane çocuk var. Koy bu asi gibi gelen gidenin kızına sunuyor ya. Bak, ne ya? <laughs> Müge abla bir şey söyleyebilir <laughs> miyim? <sağ olun>. Bana <laughs> annesi ne dedi biliyor musun? Benim kızım bir Sibel'le değil 9 10 tane dedi. 9 10 tane kız arkadaşı var dedi. Benim küçücük yeğenimin kızı ismini alıyorum. ya. Kızınızı kurtarın 10 tane diyor. Dur de. Abla tamam bitti. Bir şey mi? söyleyeceğim. Sen, bah, sen kaç kızı, yıllık evlisin? Ben kızı getirdim. Sen kaç yıllık evlisin? Bir dakika abla ben kızı getirdim. Aradınız getirin dediniz ben aldım getirdim. Tamam mı? Yani severek aldım. İsteyerek de gelir misin dedim. Geldi benimle. Hayır. Dur, dur bir dakika dur evet. Gelir misin dedim. Gelirim dedi. Ben zorla da götürmedim. İsteyerek de getirdim yani zorla getirmedim. Ben kimseyi zorla götürmem de. de Peki yapmadım. ne vaat ediyorsun sen bu çocuğa? Ne vaat ediyorsun yani? Yazıklar olsun. Ne konuda? Nasıl ne konuda? Hayatla ilgili. İnsan Hay birbirine bir vaatte bulunur değil mi? Senin bir erkek olarak bu kız çocuğuna vaadin nedir? Üç çocuk babası evli adam nedir senin vaadin? Ne isterse olur. Nasıl ne isterse olur? Ne isterse olur. Yedi yıldır niye olmadı? Yedi yıldır mı? Ha. Kendisi... Iı, ya onu kendisine söyle. Ben ne dersem yalan atarım abla ya. Ben sana soruyorum. Ya ben ama ne dersem yalan atarım. Iyi sen değil. severek mi evlendin? Efendim? Severek mi evlendin? O zaman severek evlendim evet. Küçük kaç yaşındaydı evlendiğin? 17 mı? yaşında evlendim 16 yaşında. 16 yaşında. E, hanımın kaç yaşındaydı? 14 yaşında. O 14 sen 16. Şimdi kaç yaşındasın? 33. Canımın eşisi sen benim. Sen eşinle beraber mi yaşıyorsun? Şu anda mı? He. Hayır. Şu anda dediğim beş gündür kayıpken demiyorum yani işte. Eşinle beraber yaşamıyor muydun? Yaşıyorduk ama ondan sonra kızı getirdikten sonra yaşamıyorum. Müge abla, bir şey ya Kızı getirdikten sonra mi? dediğin altı gün işte. He. evet. E, altı 6 günden önce eşinle beraberdin. Evet. E peki şimdi on, on, onun durumu ne şu anda? Onun durumu şu anda. Çok güzel. Kayseri'ye gitti diye biliyorum. Ne var Kayseri'de? Ev var. Ailesi var, sülalesi var. Kendi ailesine döndü. Evet. Çocuklar? Çocuklar da işte annem gildi orada olduğu için çocuklar da annem gildi kalacak. Büyük abla bir şey söyleyebilir miyim? Ya, biraz yakını... da kendi konuşsun da abla. Dur ben önce sana soruyorum sen büyüksün. Ya tamam. Sen büyüksün. Tamam. Sana soruyorum işte diyorum ki bu çocuğa ne vaat ediyorsun diyorum. Bak benim için çocuk kimse kusura bakmasın. Benim elimde ne varsa hepsi onundur. Ne, ne var ki senin elinde? Sen bu Hiçbir kıza şey ne ediyor. nikah verebilirsin? Ne yapacaksın? Nikahsız çocuk mu doğurtacaksın? Ne nikah verebilirsin, ne ev verebilirsin? Borcun var. 3 tane çocuğun var. Çok şükür hiç kimseye borcum da yok. He. Hiçbir bankaya da araştırabilirsiniz. E, annen, baban söylüyor, Siz, an annem babam söylüyor borcu var diye. Annem babamı söylüyorsanız, annem babam e, eşimden ayrılmamı istemediği için onları söylüyor. Kısaca ben size böyle bahsedeyim. Aynen, ne iş yapıyorsun sen? Yanında kızım var. Kızına Ne iş söylüyor? yapıyorsun nene? Mobilya boyacısıyım. Mobilya bayırcısı. Tamam sen şimdi boşanmaya mı karar verdin? Evet. Niye 7 yıldır de boşanmadı şimdi boşanmaya karar verdin 6 gün önce? Her şeyi ondan bekliyordum ondan. Onun ne o küçücük çocuk sen 13 yaşında okul kapılarının peşine düşmüşsün sen. O, ne okul Bunun kapısı? Bunun sapıklık ya. Ya bak ben sana, bak, şey ben söyleyeyim. sana şöyle Kusura söyleyeyim. Kusura bakma bak ben ya, çok açık söyleyeyim. 13. Ben o, Bir dakika hiç estağfurullah falan da yok. Şey Lafımın şey arkasındayım. Da. Sen bu çocuk 13 yaşındayken sen kaç yaşındaydın? 20 küsür yaşındaydı. olmaz ben, işte. Bir dakika ben de sana olmaz. şunu söyleyeyim. O kız geldiğinde benim yanıma. Olmaz. yani sen kendi beni Da, onun annesi komşunun oğlu diye seni ona emanet edecek durumda. Onu çocuk bunlar ya. Abla. Biraz da lütfen artık abla. çocuğun da çocukluğunun farkına varır mısınız? Haklısın abla. Bitti mi? Bitmiyor. Sen de hani ver cevabı. Yok, ne zaman şey çocuğun peşine düşüyorsun? Efendim? 13 yaşında çocuğun peşine düşüyorsun. Ben çocuğun peşine düşecek kadar karaktersiz e biri düşmüşsün değilim. Düşmüşsün işte. Söyleyebilirsiniz kim kime düşmüş. O sana düşmüş. Söyleyebilirsiniz. Hayır. Açık fenet. Ya yani küçücük de... çocuk koca peşine düştü seni kandırdı. Yaşının kaç olduğunu da söyledi bana o zaman. 13 falan demedi bana. E sen bakınca anlamıyor musun? Kaça gidiyor o sırada o çocuk? Okul onu bilmiyordum kaça gittiğini. E sorsaydın. Soraydın kaça gidiyorsun diye. Ortaokul öğrencisi. Evet. O sırada da senin üç tane çocuğun var yani. <laughs> üç çocuklu adam, ortaokul öğrencisin. Dur bir abicim ya. Üç çocuklu adam, ortaokul öğrencisin peşindesin sen. Öyle mi? Öyle. Yani doğru söylüyorum değil mi? Doğru. Üç çocuklu adam, ortaokul öğrencisinin peşindesin. Eşittir bu sapıklık. Doğru sapıklık. Başka Aynen. hiç bunun açıklaması yok. Aynen. Sözümün de sonuna kadar da Arkası. arkasındayım yani. Bugün de arkasındayım. Bunun yarın da arkasındayım. Bu pedofili. Zaten. Bunun başka, bu başka pedofili bir dediğimiz yok, şey bu başka yani. Başka bir tanımı da yok zaten. İyi ee, arkadaş. Ortaokul orta öğrencileri peşinde koca kazık kadar evli barklı adamla, üç çocuklu adam. Yani başka bir tanımı Vallahi. olamaz bunun. Başka bir açıklaması, başka bir eee savunması <laughs> olamaz. Ben Siber'e de bir şey söyleyemiyorum. Anne telefon attığımızdaymış. Perihan Hanım günaydın. Günaydın. Ya, buyurun efendim. Hı. Buyurun. Ben oğlumdan, ben hani şu anda oğlum diyerek konuşuyorum. Benim oğlum diye biri yok. Asla olmayacağım. Hiçbir zaman reddediyorum onun gibi bir kıza, yalancı bir kıza hamileyim deyip de. Oğlumu kandıran bir kıza. Ben asla müsaade etmiyorum. Bak ben şeker hastasıyım. Ya burada belki krize girin bakla kulakçağım çıkarttı duymuyorum diye. Geçmiş şey olsun Duysun beni O Öyle bir öyle bir hızlı diyor. Senin gelinin diyor onun gibi yüz tanesini satın alacak bir gelinin varken diyor. O deli oğlun aklından kırık oğlum nasıl götürmüş diyor. Bak kırık ha benim oğlum. Öyle normal konuştuğuna bakmayın ki bir araya getiriniz. Ha. Ben onu size söyleyeyim. Normal olsaydı öyle bir kızı alıp da götürmez. Ha bilmiyorum öyle bir kız derken ne yorumlarsanız yorumlayın. Bütün gece tepesi bize gülüyor, gülüyor. Gülüyor. Asınmadan seviyorum diyor ya. Nefret ediyorum o Serdar'dan anne demesin. Asla ve asla Serdar diye bir oğlum yok. Asla istemiyorum. O kız zaten onun peşini bırakmaz hamileyim diye götürdü. Lütfen Müjgan Hanım orada onu bir test eder misiniz? Lütfen o gün de gittim. Annesi dedi ki yine dedi bezlerini bana yaptı dedi. Feriyan abla yok öyle bir abla şey. ayrıntılarına girmeye gerek yok da ya, şunu mu söylüyorsunuz? Abla, bin hamile bin dedi. Kız hamile olduğu için mi gittiler diyorsunuz? Evet. Evet. E tamam kim evet. hamile bırakmış? Senin oğlun hamile bırakmış bıraktıysa evet. da. Evet. E Tam kızda evet. kendi başına hamile kalmadı ya? Ya, ya biliyorum biliyorum. E, tamam biliyorum. Biliyorum. Hayatım çocuk da yani küçük şimdi biraz da bunu konuşurken de ben kızın yaptı. Kızda olsa aynı yaşta niye gittiniz diyeyim. Bu çocuk 13 yaşındayken senin oğlun düşmüş bunun peşine. Ya sen evet. de zaten oğluna diyeceğini diyorsun. Bak annem bile diyor ki bana anne demesin. Nefret ediyorum artık ondan diyor. Senin ne işin var kızım bu adamla? şimdi sana da gelelim. Ne işin var senin bu adamla? Ben zaten adamı seviyorum hani şey. E, annesi diyor oradan konuşuyor ama ben severek şey yaptım. 13 yaşındaydım doğru ben ona şey yaptım. Ne yazdım yaptın? ettim. Hayır, take it. Hmm. Hani annesi de zaten onun her zaman karalayıp duruyor. Hiçbir iyi huyu yok mu bu adamın sürekli şey yapıyor. Ha, iyi yani. Bize karşı gelince kötü kötü anlatıyor. Ama sonra da iyi iyi konuşuyor. kızım Yani sadece bize e, şey düşman göstermek için çabalıyor bunun annesi. Bak kızım senin beynin. Sen hamile misin? Hayır. Hayır Müge abla. E, Serdar bir... hamile olduğunu söylemiş. Yalan. Hayır. Bo şey cumartesi günü biz doğum günü kutladık beraber. Kimin doğum günü? Serdar'ın doğum gününü kutladık. Serdar da sana bana dedi ki gelir misin dedi. Biz de çıktık geldik. Sonra dedi ki ben dedim, ne yapacağız falan. O da dedi ki boşanacağım dedi. Ben seni alacağım. Seni seviyorum dedi. Ben de dedim ki boşandığın zaman nikah kıyarız. Annem gelin karşısına çıkarız. Annem de dedim bizi dedim affeder nikahlı olunca dedi. Hayır. Ki ben bu adamı seviyorum. Tamam babama mesaj attı, küfür etti falan filan. Bana yazdı etti mesajları. Ben umursamıyorum. Bu sinirlendiği zaman şekeri var bunun. Sinirleniyor. Tavan yaptığı zaman ben bunu umursamıyorum. Onun üzerine bu da işte daha çok sinirleniyor ben umursamayınca. O da dedi ki sen umursamıyorsan dedi. Babana dedi yazayım mı dedi sen de sinirlen orada dedi. Yoksa hani benim, anne, benim o, hatam. Senin hatan. yani babana o kadar küfürler yazması, senin için o kadar abuk subuk ben burada yayında okumadım. Ya Namusuna bak, şerefine laf söylemesi senin hatan. Ya şimdi biz tartışıyoruz, kavga ediyoruz mesela. Bunun şekeri çıkıyor bir anda. Çıksın istersen. Ondan sonra. Ondan sonra bu. Herkesin şekeri var hapisçi. Bizim sonra... de var, içiyoruz. İşte bir Ya her deniyoruz. şeker hastası böyle kontrolsüz davranışlar Aynen. yapmıyor yani. Öyle şeker şey hastalığının arkasına <laughs> sığınamaz kimse. <gülüyor> 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 kimse. Ne yani? Doğru mu yani senin baban öyle mesajlar atması? Evet. Mesaj attığından hani haberim var babam dün ben yayınladım. Siz niye kavga ediyorsunuz? Biz niye kavga ediyoruz? Şey e, ben evdeyim mesela ama bu buna evde değilim diyorum. Bu da çok sinirleniyor. O yüzden kavga ediyoruz falan. Niye evdeyken evet. evde değilim diyorsun? Çünkü evde değilim deyince ben işe gidiyorum. Bu çalışmam istemiyordu. Çünkü ben benzinlikte çalışırken bir olay yaşamıştık biz. Telefon telefona patrona kadar aramışım ki onu çalıştırmayın eşim karım çalıştırmayın o koyar patladırım demişim. Şey, adam da yazdı işinden çıkar. Oradan Niye sesi duyamıyorum ben? Evet. ATV YouTube kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın.